ustanın adı ne? Serkan. Serkan Bayram. Ben bu dünyada herkesin bir amacı olduğunu düşünüyorum. Mesela annem. Benim doktor olmamı isterdi. Bense insanlara yardım etmek, onların hayatlarına dokunabilmek istedim. Hakimlik mülakatında toplum içerisinde yadırganacak engeli olması maddesi yüzünden elendim. Mustafa Koç, haber geliyor Mustafa! Biliyor musun abi? Yaşasa bile sakat kalacakmış. Görüş ve önerilerini bizimle paylaşması için Sayın Avukat Serkan Bayram'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Bir çocuk elleri olmadan ne yapar abi? Neden bizim gibi engelli bir vatandaş vali olmasın? Neden bir büyükelçi olmasın? Bir insan elleri olmadan nasıl yaşar abi? Ben Serkan Bayram. Niye geldin? Belki sana yardım edebilirim. Kopmuş bir omuriliği onarabilir misin? Benim bir hayalim var değerli hocalarım. Kimsenin fiziksel engellerinden dolayı mağdur olmadığı bir dünya hayal ediyorum. Herkese merhaba. Bugün bir konuk ağırlayacağız. Çok kıymetli, uluslararası alanda tüm dünyanın engellilerle mücadele alanında tanıdığı, bu konuda ödüller alan bir isim. Kendisi bir Azmin Zaferi'nde temsilcisi olarak sivil toplum mücadelesinde de önemli, etkin bir isim. Ömrünü hukuka, hukukun üstünlüğüne adamış. Aynı zamanda da kendisi bir başarı hikayesi olan bir isim. Hem bir kitabı var, aynı zamanda da filmi var. Serkan Bayram, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uluslararası birçok yerde ödül aldınız. Biraz bahseder misiniz bu konularda? Evet. Siz hayat hikayenizi bilenler vardır ama netice itibariyle bu hayat hikayesinden kısaca bahsedip ardından da asıl mücadelenizin odağı olan engellilere konusundaki yaptığınız ve bu konudaki fikirlerinize... Evet, Hilmi Bey ben teşekkür ediyorum. Bizi bu güzel programa davet ettiğiniz için izleyicilerimize de iyi seyirler diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizin bu araştırma alanındaki tespitlerinizden, değerlendirmenizden, ülkemize sunmuş olduğunuz katkılardan dolayı da teşekkür ediyoruz. Hakikaten güzel işlere de sizler de imza atıyorsunuz. Ben kısaca biraz geçmişimden ve geleceğe doğru yol alalım. Sene 1974 yılında Kıbrıs Harekatı'nda doğuyorum. Erzincan Refahi bir dağ köyünde. Tabii bir yaşında annem tarla, bizim Erzincan Refahi geçim kaynağımız, tarım, hayvancılık. Bir ağacın altına bırakıyor, tarla biçmeye gidiyor. Gölge dolayım diye tarla tutuşuyor. Beşikle ben tutuşuyorum. Şükürler olsun yüreğimiz cesur kalmış. 40 gün Refahi Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda kalıyorum. 45 gün yaşıyorum. Daha sonraki eğitim, okul, her şeyim İstanbul'da geçti, Beşiktaş'ta. Ve 18 yaşına kadar elleri cebinde dolaşan bir gençtim. Mahalle baskısı, toplum baskısı beni çok yordu. Sorma diye tişört yaptırayım dedim. Daha sonra Fransa'ya vize müracaatında bulundum. En azından yabancı dil bilmiyorum, ne dediklerini anlamam, mutlu olurum. Ve nihayetinde de 1992'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdim. 96 yılında Hukuk Fakültesi'ni bitirdim. 97 yılında Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım kamu hukukunda. Ve o sene de hakim savcılık sınavına girdim. İşte yazılıda 84 puan aldım. Mülakatta hakim ve savcılar kanunu 8. maddesi alışılmışın dışında çevrenin yadırgaca vücut bozukluğu bulunmaması ibaresinin aradığından elediler. Hatta Kızılay'da Yargıtay ek binasında katılmıştık. Bir ay sürüyor. 2000 kişi. Ben 70'li ilk gün giriyorum. Bu beni üzdü tabii. Yani. Bu yüzden elenmek üzere insanlar elenebilir. Şunu düşündüm. Artık bize kamuda geçit yok. En güzeli büronu aç, Serkan avukatla devam et dedim. Çünkü hep sınavı kazanacağımı kaymakamlıkta ve diğerlerinde ama mülakat eleneceğimi biliyordum. Bu psikolojik genç bir insanı çok derinden üzüyor. Ve akabinde 2000 yılına kadar STK'larda görev yaptım. İstanbul'da avukatlık yaptım 20 yıl. 10 binden fazla vekalet aldım. Güzel bir çevrem vardı. AK Parti bizle beraber aktif siyasete girdim. 20 yıl her kademede görev yaptım. Ve 2011'de İstanbul adayıydım. Seçilemedim. Ondan sonra İstanbul İl Yönetimi'nde görev yaptım. 2012 yılıyla 15 arasında 2015 seçiminde Erzincan Milletvekili adayı oldum. Orada da
Milletvekili seçildim. Yaş kaç? 41. Alındığım mesaj Rabbimden, düştüğün yerden kalkıp ülkene, millete, evet, insana hizmet edeceksin. Ve biz de vekilliğimize beraber hizmet etmeye başladık. Tabii askerlik yapmadık ama 10 yıldır milletimizin vekil olarak askerliğini yapıyoruz. 2018'de İstanbul vekili oldum. 2021 yılında bu yasayı sağ olsun son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın riyasetinde her alanda olduğu gibi bu alanda da sessiz devrimler gerçekleşti. Engelliler alanında da. Dedim Cumhurbaşkanı'na ben mağdurum. Neyi mağdur dedi. Bu yaşadığımı anlattım. Öyle şey olur mu değiştirelim dedi. Sağ olsun. Bütün parti genel başkanları, bütün milletvekillerimizin desteğiyle 2021 sonunda yasayı değiştirdik. Hakim ve savcılarla. Evet. 5. yargı paketiyle bu madde değişti. Evet. Ve 2023 yılında kaderi ilahi 1 Haziran 2023'te İstanbul milletvekili olarak yine nasip oldu, devam ettik. Mazbatamızı vereceğimiz gün Ankara'ya gelmiştim kayda, mecliste. O gün Adalet Bakanlığı sınav sonuçlarını açıkladı. Ve engelli kardeşlerim hakim, savcı oldu. Onlarla beraber mazbatayı vermek nasip oldu. Harika, ne güzel. Şimdi 1700 sayılı dahiliye yasasını değiştirerek engelli kardeşlerim kaymakam olmasının önünü açacağız. Evet. Ben 100 yıllık Cumhuriyet tarihim boyunca kimse engelden geri kalmasın. Bunun mücadelesini veriyorum. 100 yıl boyunca bizim ülkemizde soruyorum İlmi Bey, bir engelli Cumhurbaşkanımız oldu mu? Bir engelli meclis başkanımız oldu mu? Bir engelli bakanımız var mı? Olmadı. Engelli valimiz yok. Engelli büyükelçimiz yok. Engelli bir rektörümüz yok. Evet. Başhekim yok. Şimdi bunlar beni üzüyor. Çünkü eşit şartlarda yarışıp, evet, buraya gelip buralarda bundan dolayı geride kalmak hakikaten insan onuruna da aykırı ve insanların umudunu da yitirtmesine ve ailelerin de umudunu kesiyor. Niye dersem 10 milyon engelli var ülkemde. Ailesiyle beraber 40 milyon direkt, evet, etkileniyor. Tabii. Toplumun yarısı. Diğer yarısı dolaylı etkileniyor. Dünyada 1,5 milyar engelli nüfusu, evet, var. Yarısı 5 milyar, dünyanın yarısı etkileniyor. Tabii. İşte bu yüzden buğday tanesi kitabımızı, filmimizi, vakfımızı da kurduk. Burada, evet, tanesi vakfımızı. Bir parmak 50 yıllık hayat. Evet. Bununla okudum, bununla büyüdüm, bununla yemek tutuyorum. Bununla milletvekili imza atıyorum. Şükürler olsun Rabbimin bir yaşındaki halimi de, bu yaşımdaki halimi de geçmişimizi unutan değiliz. Ama mücadelemizle, gayretimizle insanlığa umut olmak, engelli kardeşine ümit olmak, akran zorbalığını bitirmek, ve engelli olmayanlara da empatiyi, evet, anlatmak. Hem ülkemde hem Türkiye'de hem dünyada bunun da demokratik olarak mücadelesini vermek. Tabii bu konuda yaptıklarınız gerçekten takdire şayan. Tabii bir taraftan bunları yapıyorsunuz. Diğer taraftan da hukukla ilgili de birçok çalışma yapıyorsunuz. Ben de izninizle şeyden bahsedeyim. Biz 2007'de ilk engellilerle ilgili toplum engelliliği nasıl anlıyor diye, özürlülük diye o zaman geçiyordu. Toplum özürlüğü nasıl anlıyor diye bir araştırma yapmıştık. Orada da tabii ilginç sonuçlar çıkmıştı. Benim de mesela rahmetli babam, kendisi imamdı. Tarlada derken bir yanlış kundaklama sebebiyle bir ayağı aksattı. Ve o da birçok hayatımızda, aslında ailelerimiz içerisinde de çok yaşadığımız da bir olay. Tabii olayı çok klasik beylik laflarla falan da, herkes engelli, aday ve benzeri gibi bir şeylere de şey yapmamak gerekiyor. Çünkü engellilerin de bir şekilde yaşam mücadelesiyle hayata tutunmaları noktasında daha iyi bir örnek olamaz sanırım sizin dışınızda. Ve burada hem Türkiye'deki mücadeleniz, hakim savcılar noktasındaki kazanımlarınız var. Diğer mesela Papa uluslararası arenada nasıl bir yol açıldı, biraz onlardan da bahsedin isterseniz. Şimdi tabii Buğday Tanesi kitabını yazdık 2022'de. Ondan sonra dedim filmini de çekeyim. Evet. Sonra anne baba hayatta, dedim üzülürler, vazgeçtim. Bir hafta sonra fikir değiştirdim. 3 kişi üzülecek ama milyonlara umut olacak. Böyle başladı serüven. Ve 3 Aralık 2022 Dünya Engelliler Günü'nde vizyona girdi sağ olsun. Cumhurbaşkanımız grup toplantısında da anlattı. Büyük de destekleri oldu. Tüm parti genel başkanları, milletvekilleri de galamıza çokça katılım oldu. Gelemeyenler çelenk göndermişti, telgraf göndermişti. Çünkü engelliler Türkiye ittifakı, dünya ittifakı. Evet. Ve herkesin hizmet etmesi gerekiyor. Siyaset üstü ve parti üstü bir konumda.
Böyle olunca da hakikaten Türkiye'de ve dünyada çok ses getirdim. Sinemalarda gösterimimiz oldu. 6 Şubat depremiyle 11 ilimizde gezici tırlarda gösterdik. 15 Haziran'da Netflix'e girdi. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı EBA'da yayınlıyor. 20 milyon yakın öğrencimiz için üniversitelerde programlar yaptık, galalar. Türk Hava Yolları'nda, Yüksek Hızlı Treni'nde her yerde varız. TRT, Avaz, TRT 1, 2, Kürdü bütün kanallarında yayınlandılar sağ olsun. Yine Yunus Emre Enstitümüz'de, büyükelçiliklerimizde, dünyanın birçok yerinde gösterimler yaptık. Venezuela, Meksika'da ilk Türk Film Festivali'ni yaptık. Kırgızistan'da Sinemanın Sultanı Türkan Şoray'ın Manas Üniversitemizde program yaptık. Kazakistan'da yaptık. İngiltere parlamentosunda konuştum parlamenterlere. Orada Yaşlılar Bakanlığı var, dedim başına engelliyi de ekleyeyim, engelli ve yaşlı refah olsun. Çok hoşlarına gitti, alkışladılar. Dedim sulanmayın, önce Türkiye yapacak dedim. Sonra Avrupa Konseyi Strasbourg'da konuştum. O Despina Hanım, genel sekreter, çok etkilendi. Kendi oğlu ve kocası da kaza geçirmiş, engelleri var. Ve hem filmi izledik hem konuşma yaptım. Ve bu yılda davet ettiler. Orada tekrar konuşma için. Orada bizim Tuğrul Türkeş Bey de bizim biliyorsunuz Avrupa Parlamentosu'nda milletvekillerimizden. Bu dedi soft power, yumuşak güç. Ortam çok gergin dedi, işte davalar, kahvalar, mavalar falan. Emin ol dedi, senin programın olsun, her şey çok yumuşak dedi. Bakışları biraz daha farklı işte dedi falan. Tabii insanlık projesi bunlar. İyi bir dil, çok önemli. Ve akabinde Avrupa Parlamentosu ve Senatosu'ndan hem önce ekonomik senatör sonra Fahri Senatör ünvanını aldım. Ve onlarla da proje gerçekleştireceğiz inşallah. 81'imize engelli kardeşlerimiz için engelli rehabilitasyon ve yaşlı yaşam merkezleri. Merkezlerde de engelli otel ve yaşlı oteli konsepti. Yavaş yavaş gerçekleştireceğiz. Tayvan hükümetinden 5 milyon dolar hibe aldım. Antep Büyükşehir Belediye'mize ortez protez merkezini kurduk. 12 bin depremde engelli kardeşimin elini ayağını yaparak özgürlüğüne kavuşturuyoruz. Kocaeli Büyükşehir'imizde buğday tanesi engelsiz yaşam köyünü kurduk. Çok da güzel rağbetler var. Buğday tanesi vakfımızı kurduk. İşte bu hizmeti hızlı bir entegreli bir şekilde yapalım diye. Keza 15 gün önce Vatikan'daydım. Papa François ile bir araya geldim. Hem barış dili, insanların ölmemesi gerektiğini, insanların ölmemesi gerektiğini ve engelli kalmaması gerektiğini, bu sebeple barış çağrısını bütün dünyanın duyması gerektiğini söyledim. Ve engelli ve yaşlı refah bakanı bütün dünyanın kurması gerektiğini söyledim. Yine 3 gün önce Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in ortaklaşa oluşturduğu Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından Dünya Barış Elçisi ünvanını ve ödülünü takdim ettiler. Dünya barışına katkı sunması için. Daha önceden yine Ermeni Patriği İstanbul'da Maşanyan'da program yaptık. 1000 kişilik patrikandı gala. Orada da bu Patrik Maşanyan şunu söyledi. Serkan Bayram'ın hayatı iyilik hareketi. Bu iyilik Ermeni vatandaşlarımıza bulatsın diye bu programı yapıyoruz dedi. İyilik iyidir dedi. Neticede sanırım bulaştı ki şeyde de Ermenistan'dan da diğer birçok yerden tabii, de. Geliyor hep böyle barış mesajları ve ertesi gün Nobel Barışı'na beni aday için gösterdi, yazdı Patrikhane. Geçen hafta da Nelson Mandela Vakfı Nobel'e yazdı. Oradan Avrupa Parlamentosu Nobel'e Türkiye'den yönetti. Böyle bir şey var mı şu ana kadar? Avrupa bu insan hakları Uluslararası Diplomatlar Birliği son aldığımız yeri de açıkladı, Nobel'e biz de yazacağız diye. Dünyada birkaç üniversite, ülkeler, Venezuela, Tayvan, İspanya, birçok ülke Nobel'e üniversiteler ve ülke olarak yazdılar. Türkiye'de de üniversitelerden yazan oldu. Geçen gün bir toplantıdayım. Bir vekilimiz dedi ki ben Avrupa'da dünya parlamentolarına bana çok davet geliyor. Evet. Üniversiteden katılıyorum. Orada da Strasbourg'daki toplantıda dinlediler. Çok etkilendiler. Bir vekilimiz yine bizi temsil eden oradaydım ben de. Bir toplantıda bizim bu İstanbul'da. Ya dedi Serkan Bayram dedi, hem partinin vitrinde hem dedi medyada çok olması lazım. Çok güzel dedi, bir görev yapıyor dedi. Bir arkadaşım da dedi ki bütün parlamentonun çoğu Nobel adayı gösteriyoruz, biz neyi bekliyoruz? Evet. Bana döndüler. Ya onu da ben mi söyledim yani? Şimdi elin adamı yapıyor, biz bakıyorsak söyleyecek bir şey yok. Kesinlikle. Yani kendi takdirleri, ben ülkemde, milletimde, meclisimde gurur duyuyorum. Gösterseler de sağ olsunlar, göstermeseler de sağ olsunlar.
Ama yakışanı da göstermeleri herhalde şey olur, onlar da hareket yani, geçer. Şunu söyleyeyim, buğday tanesi bütün dünyayı sardı. Haziran ayında Birleşmiş Milletler'de konuşacağım. Ondan sonra Hollywood'da çok büyük bir program var, ona katılacağız. Los Angeles'a davet aldım. Akabinde yine Rusya'da da bir programımız olacak, Moskova'da, Azerbaycan'da. Dünyanın birçok ülkesinde davet var. Her yere gittiğimde barış dilinin, insanlık dilinin, insanların ölmemesi gerektiğini vurgusu yaparak, işte yakmak, yıkmak kolay ama yapmak çok zor. Ben 50 yıllık bu hayatı yaşadım. Bu ele hiç dünyada belki 10 tane ülkeye gittim en iyi. Fransa'ya, Amerika'ya yapamadılar. En basit kendimden pay için. O yüzden şu ofisi çok güzel teşrifat yaptınız. Belki 3 ay 5 ay uğraştınız. Ama bir baltayla işte bir... Bir günde yıkılır. Aynen öyle. Bir saat, 3 saatte. Evet. Ne yaparsın? Yıkarsın. Kalpleri yıkmak kolay bir kelimeyle, bir cümleyle ama yapmak çok zordur. Evet. Bu sebeple insanların barış iklimine, güzel düşüncelere, iyi düşünceye ihtiyacı var. Zaten Hilmi Bey, doğa, tabiat yapacağını yapıyor. Pandemisiyle, depremiyle, afatıyla nice canlarımızı içimizden alıyor, nicelerini engelle bırakıyor. Bari biz insanlar birbirimizi öldürmeyelim, birbirimize zulmetmeyelim, birbirimizi engelli bırakmayalım. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, hayvanlarımız ölmesin, insanlar ölmesin, insanlık ölmesin. Gazze yaşıyor, Gazze ölmesin, Filistin ölmesin. Barış içinde bir dünya istiyoruz, savaş istemiyoruz. Hepimizin bu dünyada yiyecek bir ekmeği, içecek bir suyu, teneffüs edecek bir havası var. O yüzden barış istiyoruz, savaş istemiyoruz. Engelsiz bir dünya ve engelsiz bir Türkiye içinde mücadele ediyoruz. İnşallah dünyanın birçok film festivallerine davet aldık. Çok ödül aldık Türkiye'de ve dünyada. Paris'ten, Frankfurt Film Festivali'nden, birçok yerden. Bu sene de 2024'te 20'den fazla ülkeden davet aldım. Hindistan, İtalya, Roma, Kanada. Dünya Film Festivali'ne ödül için davet edildik. Tabii hepsine gidemeyeceğiz ama birkaçına gitmeyi istiyorum. Fırsat sporla yapalım. Da bir alaka var mı şeyde? Çünkü ilk tanıştığımızda Ömer Önder miydi? İstanbul'da öyle tanışmıştık. Bir etkinlik, bir program vardı. Doğru. O vesileyle tanışmıştık. Doğru. Yani orada da... Tabii ben aktif birçok STK'da görev yaptım. Yüksek lisansımı da STK ve Siyasi Parti üzerine yapmıştım. Hukukçular Derneği, Ercan Spor Kulübü yönetici, bizim Ekev Vakfı, Ersiyat Üyeliği, işte Ortopedik Engelliler Federasyonu, Kızılay, her alanda, her platformda görev yaptım. Hatta Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, geçen dönem, onunla da beraber çalışmıştım ben Ortopedik Engelliler Federasyonu'nda. Dedim ki, biz vekil olduk, sonra ona nasip olduk, belediye başkanı oldu. Bir gün meclis kürsüsünden onu aday göster için Turan'ı, Kemal Bey'e teşekkür ettim. Çünkü önemliydi. Evet. Hatta Turan Bey'i ilk ziyaret edenlerdenim. Burada da Ankara'da elimden geleni yapacağım dedim. Geldi. Biz de her türlü desteği verdik. El alem bir başarılıysa sen 10 başarılı olman lazım. Çünkü bizler temsiliyette öndeyiz. Yapamadığı dedirtmememiz gerekiyor. Daha çok çalışmamız lazım. Ben numaram bütün Türkiye'de, dünyada. Hatta geçen bir programdayım. Dedim ki başın düşünce dara Serkan Bayram ara 0532 271 76 24. Evet. Bütün dünyada, filmde de, burada Tanrı Netflix'e de orayı açınca numaramı görüyorsun. 50'ye yakın televizyon kanalına çıktım, orada da görüyorsun. Evet. Sosyal medyamda paylaşımdan da görüyorsun. Şeffaf bir vekilim. Hep olduğum gibi yani göründüm. Amacım hasbi, belki yaşadıklarım merhamet dilimi çok güçlendirdi. İnsanları kırmayı hiç sevmiyorum. Hep bir yapma peşindeyim ve milletime, kendime borç hissediyorum. Bu millet bizi var etti. Milletimiz bizi vekil seçti. Erzincanımızdan düştük, kalktık. Bu bayrağı taşıyoruz. Sağ olsun büyüklerimiz, Cumhurbaşkanımız da bizi takdir etti. Engelliler konusunda da hem Türkiye Cumhuriyeti'nde devrim niteliğinde adımlar atıldı. Tabii kesinlikle. Döneminde ama kesinlikle. Yetmiyor. Daha şimdi, çok iş yapılması tabii, yani gerekiyor. Yani engelli öğretmen olamıyordu. Bal gibi olur dedi Cumhurbaşkanımız. Evet. Engellinin 2005 yılında yasası çıktı. O zaman Lokman abi, Gürsoy abi bu işi öne yok oldu. Allah razı olsun. Yani çok yol kat ettik. Engelliler geçmişte sokağa çıkamıyordu. Bugün artık sokağa çıkan, öğretmen olan. İlk engelli milletvekili Lokman Bey'le birlikte AK Parti'de miydi? Daha önce Menderes Bey oldu ya. Aydın Menderes Bey. Evet. Kaza geçirmişti. Evet. Tabii bunların sayısının artması lazım. Milletin beni vekil yapıyor ama devletimin vali, büyükelçi,
rektör bakan bakanlık yaptığı günleri görmek istiyorum. Ve buğday tanesi 2'yi de Hollywood'la beraber bu bakan, vali, büyükelçi, bakanlık olunca inşallah onların Tabii. anılarıyla birlikte, Hollywood'la birlikte buğday tanesi 2'yi çekmek istiyoruz. Türk demokrasisinin, insan haklarının geldiği yeri göstermek istiyorum. Tabii. Hedefim bu. Dizi Kesinlikle. teklifleri Ki var. büyükelçilik noktasında daha önceden bizim buraya ziyarete gelen büyükelçiler oldu. Engelliler de var. Başka ülkelerde Tabii. engelliler büyükelçi olabiliyor. Demek Tabii. ki burada da Yani filmimizde mesela dizi teklifleri var. Ben amacım hani dizi çok teklif var. Şu anda benim idealim bu buğday tanesi Hollywood'da beraber gerçekleştirmek. Ne? İşte vali, büyükelçi, bakan evet. onlardan var. Niye derseniz. Roosevelt, Amerikan Cumhurbaşkanı 2. Dünya Savaşı'nda tekerlekli sandalyede 12 yıl ülkeyi idare Evet. ediyor en kritik dönemde. Şimdi Alman Federal Meclis Başkanı aynı. İngiltere'de daha önce büyükelçilik yapmış, görme engelli İçişleri Bakanı Evet. gibi konularda hep temsiliyet olmuş. Bakın geçen bir haber oldu. Amerika'da Meksika sınırındaki olaylarda Evet. Meksika valisi Biden'a biraz böyle serzenişte bulundu. O vali tekerlekli sandalyedeydi. Evet, Göçmen doğru. olaylarından dolayı teller hani çökmüyordu falan. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Ben bunu İçişleri Bakanı, Dışişleri hepsine, bakanlarımıza, bütün MKK görevi yaptım geçmişte orada da. Bunun her platformuna ben bunu dile getirdim. Bunu niye anlattım? Bu konu illaki sizin bakış açınız açısından önemli ama damdan düşenin başka açıdan bakabiliyor. Şimdi depremde bir sürü insan engelli kaldı. Bu neyi görüyor? Ekranda beni vekil görüyor, hakim görüyor. Yarın vali görecek zaman Tabii, dediği zaman tabii. diyor ki bak her şey olabiliyorum. Tabii. Ve daha çok hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Geçen bir kızımız geldi bir ay önce. 1 milyon yarışmasına çıkan kızımız bir ay önce bana geldi. Ben dedi depremde bacağımı kaybettim. Gazi Üniversitesi'nde doktora yapıyor. O gün Hatay'a gitmiş dönerken depreme yakalanıyor. İşte diyor ya vekilim diyor. Siz diyorsunuz ya diyor. Engelli rektör, engelli vali, engelli büyükelçi. İşte o engelli rektör ben olacağım diyor. İşte sizin diyor bu tutunmanız. İnşallah. Benim zaten film yaparken amacım bu filmin sonunda bir kişi hayata tutunursa film amacına ulaşmış Kesinlikle. olur. Tabii. Çok şükürler olsun. Milyonlar, milyarlar tutuluyor. Ve engelli için bir umut oldu. Engelli olmayanlar için de Hollanda'da, Avusturya'da, Viyana'da, Budapeşte'de, Bosna'da birçok yerde yaptık. Meksika 15 saat uçtuk. Ve şunu söyledi Hollanda'daki vatandaşımız. Dedi ki vekilim ben dedi yarına başka bakıyorum dedi. Siz dediniz ya dedi işte benim sağlığım yerinde, mutluluğum, huzurum, param her şeyin yanında ama mutsuzdum. Sizin sayenizde dedi yarına farklı bakıyorum ama mutsuzluğum gitti dedi. Şimdi niye düşündü adam? İşte ben adam bu haliyle beni kastetti kendi iş dünyasında neler başarmış benim neyim eksik? Aslında işin özeti bakış, görmek. Tabii. Bu işte engeller ekranlarda bunları gördükçe yapamam edemem demiyor. Milliyetin Bakanımız EBA'da yayınlıyor. 20 milyondan fazla öğrencimiz şu anda film izliyor. Ne oluyor? Akran zorbalığını bitiriyor. Bu sebeple bunlar önemli konular. İnsanlık için, umut için önemli. Kitabımıza da yere düşme değil vazgeçme kaybedersin. Bu çok önemlidir. Ellerimize tutamadığımız gönlümle tuttuk ve hiçbir zaman bırakmadık. Buğday tanesi, bir tanesi milyonların sesi, milyonların hikayesi. Umut olma yolculuğudur. İnşallah dünyanın birçok yerinde de tekrar aynı gösterimler, aynı Kitap ve film üniversitelerde kaç dile devam edecektir. çevrildi? Tabii Netflix 35 dilde ama kitap bize 3-4 dilde var. Almanca, İngilizce, birkaç 3-4 dilde oldu. Film de genelde altyazılı Arapça var, Rusça, Kazakça, İngilizce, Fransızca. Evet. Bizim çevirdiklerimiz var gösterimlerde ama Netflix'te falan 35 dilde Tabii istediği yayınlanıyor gibi tabii. şey yapıyor. Şeyde de TRT Kürdü'de falan da Avaz'da da çıktı zaten. İzlenme sayısı ile ilgili Yüksek. Şu anda Türkiye'de okullarla beraber yaklaşık 40 bin yakın bir izlemeyi bulmuştur diye tahmin dünya ediyorum. genelinde Tabii bilmiyorsunuz. dünyada da çok izlenen. Gittiğim yerde de karşı. Türk Hava Yolları şu an en çok izlenen filmler arasında. Netflix'te de öyle. Anladım. Şeyi var. Yani insanlar geri dönüşler çok olumlu ve mutlu. Kuvvetle muhtemel şeyde dünyada da Buğday Tanesi filmi rekor kuracak bizim birçok İnşallah öyle gözüküyor. Bahtı açık olsun. Umut inşallah. olsun. İnşallah farkındalığı da Artırıyor. artırır. Özellikle çocuklar için söylüyorum. Orada erken yaşta farkındalık artıp empati duygusu çocuklara yerleştiği zaman o zaman barış iklimi hakim Kesinlikle, olur. Yoksa kesinlikle. diğer türlü sonradan bunların öğretilebilmesi çok kolay olmuyor. Bu noktada da yaptıklarınız gerçekten takdire Sağ şayan. olun. Allah razı Sağ olsun. olun. Buradan son bir Ben mesajınız varsa onları teşekkür alayım. ediyorum. İzleyicilerimiz için umut olsun.
geleceğe hakikaten engelsiz bir dünya olsun, engelsiz bir Türkiye olsun. Bizler de hem vekil olarak hem bu ülkenin bir evladı olarak her zaman vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Ne diyoruz? Başın düşünce dara, Serkan Bayram'ı ara. 0532 271 76 24. Ama Hilmi abinin programını da hep izleyelim. Aksatmayalım. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Sayın Vekilime Serkan Bayram'a. Çok güzel bir program oldu. Çok spontan gelişti bugün. Evet. Güzel oldu. Kitabı da okuyun. Efendim her şeyden öte filmi izleyin ama empati kurun. Başınız dara düşerse de Serkan Bayram'ı arayın. av.serkanbayram Instagram adresiniz. Oradan da paylaşımlarımızı görebilirsiniz. Buğday Tanesi Netflix'te, Türk Hava Yolları, Milli Eğitim, EBA'da, her yerde. Ama tüm bunlarla birlikte de bizi takipte kalın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Selam, saygı ve sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Engeller Türkiye İttifakı'dır. Bütün partilerin alkışlarını bekliyoruz. Biz de hepinizi alkışlıyoruz. İşte tablo bu. Birlik, beraberlik, kardeşlik içinde bir Türkiye, barış içinde bir dünya, barış içinde bir Türkiye. Mücadelemiz de bunun için.